Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Hong Kong halkı Xitay'a karşı namayış kıldı. 1 May 13 mingdan artık Hong Kong halkı köçelerge çıkıp Xitay'a karşı namayış kıldı. Namayışçılar kollarda Komünist Parti'ni yoktaylı, bürokratlar uğrun boşatsın dep yazılgan plakatlarını götürüp Komünist Parti'ni yoktaylı degen şuarlarını tovlaştı. İlginçe Hong Kong rayonu'a başlık bulup saylanğalı 2 yıl bolmağan Lin Jin Yue'i yakında kaçkın cinayetçilerge alakadar belgilimi yolu koygan bulup, halık bu kanunun yolu koyuluşu Lin Jin Yue'nin Xitay Komünist Partisi'ni iğip ketkenliki buludu dep karap, onun orun boşluğunu talep kılgan. Xitay'nın közdüş sistemesi dünyaya kengaymakta. New York vakti gezinin haberde bildirilişe Xitay'nın kündü günü terakki kılıvatkan ve kengaymakta közdüş sistemesi hakkında dokulat ilan kılıngan bulup, Közdüş sistemisi cahitte Xitay bilen zic hemkarlaşkan Ekvador noktalıq tilgi elindi. Dokulatı körüstülüşçe Ekvador 2011 yıldın tartıp Xitay'nın nazarat kılıç teknikisini kirgizişki başlayan bulup, hazır devletinin herkaisi caylarda 4300'dün artıq kamera orantılgan. Gerçi Ekvador hükümeti tartılgan suratlarının sakçı baş şitabıgı yetküzüldüğünlüğünü bildirgen bolsun mu? Ama New York vakti gezse tekşiriş grupisi kamerada erişken suratlarının Ekvador Merkezi Akbarat İdarası'nı yetküzüldüğünlüğünü baykağın. Xitay Ekvador'u bir kadar tövən baha bilen özünün yukarı teknikilik kültüş sistemisini təminləbli kalmay, yeni bir türküm Xitay mütəxəssislərini işləşke və texnik xadim tərbiyeləşke əvətkən. Ekvador Xitay'nın kültüş sistemisi və üskünlərini setiveliş üçün Xitay'nı nefit bilen təminləgən bulup, jurnalist Roldos Hanım bu soğudada barlıq paydının yenili Xitay'a qaytıdığınlığını bildirgen. Mütəxəssislər bu közdüş sistemisinin asaslıqı siyasi məqsəd üçün qollanılğanlığını Xitayının faqat texnikini ilə emas, bəlkə onu qaysı sahələrə qollanışını öyrətkənlikini bildirgan. Dokulat yana Ekvadordakı közdüş sistemisinin asaslıqı Xitayının dövlət igilikidəki iki şirkəti Huawei və Xitay Elektron Import Export Çəkdik şirkəti tərəfindən təminləndiğanlığı qeyd qılınğan bulub, hazırgıca Özbekistan, Pakistan, Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, Keniya və Germaniya qatarlıq 18 dövlətinin Xitayda işlənən aqli iqtidarlıq nazarat qılış sistemisini işiltibatqanlığı görsətilgan. Angliya dövlət müdafiə vəziri Gavin Williamson Huawei-ga çetilib vəzifəsindən qaldırıldı. Angliya dövlət müdafiə vəziri Gavin Williamson'ın dövlət xəvfsizlik kengəşində Xitayının Huawei şirkəti bilan elib verilgan məxfi uçuruşlarının taratqularına aşkarılınış vəqəsini təkşürüş nəticəsində hüququdan elib taşlanğanlığı bildirildi. Angliya baş vəziri Theresa May dövlət müdafiə ministri Gavin Williamson'ı vəzifəsindən qaldırdı. Bu vaqtda elan qilingan bayonotda Angliya baş vaziri Theresa May'nin dövlət müdafiə vəziri Gavin Williamson'a məktub əvətib, "İntayın qayğırış içində sizə toliq işinəlməydiganlığım xulasəsiga bardım" deganligi bildirildi. Bayonotda ayollar və barabarlik ministri Penny Mordaunt'ning dövlət ministerlik vəzifəsiga təyinlanganligi qeyd qilindi. Ötken hafta Angliya taratqularda hükümetinin G5 internet torunun terakki kıldırılışı üçün Huawei şirketi çeklik dairde ruhsat kılışkı tayarlı vatkallıqı doğrusunda haberler tarqılgan idi. Arkadalla hükümet ve istihbarat organları bu haberlerinin kandak aşkarlanğallıqını tekşürüşünü karar kılgan idi. Angliya Devlet Xavupsizlik Kengişi haptilik yığınını baş vezirinin başçılığı da her qaysi ministerler, korallı kısımlar ve istihbarat organlarının yukarı derecelik rehberlerinin katnışı astıda açıdı. Hazırgıca Huawei şirketinin G5 torunun terakki kıldırılışı meselesi de üstüge alalaydıgan rolü hakkıda hiç kandak resmi bayanat ilan kılınmadı. Bırak bu akta ahırki kararının bahar aylarının ahırda çıkırılışının plan kılınğallıkı bildirildi. Mike Pompeo Amerika şirketlerini agahlandırdı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo tünügün Amerika şirketlerini Şarkı Türkistan'da ticaret kılıçtan ilgili köp oyulunuş gerekliliğini tekitledi. O, Amerika şirketlerini Şarkı Türkistan'da ticaret kılmasızlıkla ticaret kılıp kalan takdirde iğir hatırlar bilen yüzleşidigallığı bilen agahlandırdı.
u yana Xitoylarning Uyg'urlarga qilayotgan zulmlarini tilga olib, Xitoylarning Uyg'urlarga qarshi olib berayotgan qirg'inchiligini Gitler Germaniyasining 1930 yillarga o'xshatdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yerlik millatlar masalasi munbirida Uyg'urlar masalasi o'tirg'i qo'yildi. Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqunaysa Apandi 23 apreldan 3 maygacha davomlashadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti yerlik millatlar masalasi munbirida Uyg'urlar masalasini o'tirg'i qo'ydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh shtabida ochilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti yerlik millatlar masalasi munbiriga tahdid ostidagi xalqlar tashkilotiga vakil bo'lib qatnashgan Dulqunaysa Apandi Sharq Turkiston masalasini o'tirg'i qo'yib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik millatlar kishilik huquq dafsandichiligiga til va madaniyat cheklamasiga uchrayotdi. Xitoy 2 milliondan ortiq begunoh kishini jazo lagerlariga sababsiz qamadi deganlarni bildirgandan boshqa yana xalqaro jamiyatni Sharq Turkiston masalasiga jiddiy muomala qilishga va jazo lagerlaridan taqilishi uchun Xitoyga besim ishlatishga chaqiriq qildi. Dulqunaysa Apandi Sharq Turkiston masalasi haqida so'zlayotganda Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Xitoy vakillari uni terrorchi deb tuhmat qilib, so'zlariga qarshi chiqishga urindi. Sigal Samuel Uyg'urlarning bostirilishiga munosabatlik 8 savolga javob berdi. Amerikadagi Vox jurnalining kasbiy yozuvchisi Sigal Samuel o'tgan yildan boshlab maxsus Uyg'urlarning tutqun va bostirish obyekti bo'lishiga munosabatlik ichki va tashqi sabablarni tekshirayotgan edi. 26 aprel kuni u maxsus suhbat programmasiga taklif qilinib, o'zining izlanishlari asosida 8 cho'ng savolga javob berdi. Sigal xonim buningda oldi bilan Xitoy rejimining g'oyat zo'r miqdordagi neft, tabiiy gaz qatorliq yer osti boyligi bo'lgan hamda bir balvoq bir yo'l qurilishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Sharq Turkistonning Xitoy qo'lidan chiqib ketmasligi uchunla navbatdagi millionlagan kishini lagerga solash qilmishining sodir bo'layotganligini tushuntirdi. Shundaqla lagerlarda zodi nimalarning bo'layotganligi bu joylardagi qabihliklar haqida tashqi dunyoning ko'p narsa bilib ketmaydiganligini Shundaqla Xitoy rejimining bu lagerlarni kasbiy tarbiyalash maktabi deb tashviq qilishining bir qism kishilarni qaymoqtirib qo'yayotganligini, bu maktablarning amaliyati shakli o'zgargan turma ekanligini bayon qildi. Suhbatda asoslik muhokama qilingan yana bir nuqta Uyg'urlar duch kelayotgan zo'r ko'lamlik bostirishga dunyoning qanday inkas qaytarishi bo'ldi. Bulibmi Uyg'urlar bilan o'xshash diniy e'tiqodga ega musulmonlar dunyosining Uyg'urlar uchun yoqi yirtib o'tirg'i chiqalmaganligi Xitoyning iqtisodiy jihatdagi ustunligiga tayinib, g'arb dunyosidagi bir qism allardan boshqa musulmonlar dunyosini mo Uyg'urlar haqida zuvon surmas qilayotganligi anglovchilarni hammadan bak hayron qoldirdi. Bu vaqtdagi munosabatlik ahvollarini bayon qilganda Sigal xonim g'arb dunyosida xili obdalla bozor tepib qolgan islom vahimisi sababidan Xitoy kompartiyasi islom dinini ruhiy kasallik, zaharlik o'smi degandek sifatlar bilan atagandimi G'arb dunyosidagi bir qism kishilarning buningdan g'alitilik his qilmaganligini ta'kidlab o'tdi. Istanbulda o'tkazilgan Sharq Turkiston haqidagi faoliyatlar. 1 may Istanbulning Zeytinburnu rayonida mahallamdagi ahamiyatli bir kun faoliyati o'tkazildi. Nuzugum kultur va oila jamiyati va Tangnuri ta'lim tarbiya kursining o'rinlashtirilishi bilan Istanbul Zeytinburnu o'zgullar o'ltiroq rayonida O'smirlar uchun 2-chi navbatlik mahallamdagi ahamiyatli bir kun ko'ngil ochish faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatning bolalarning ona tiliga, Uyg'ur madaniyatiga, urf-odatlariga va shundaqla o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirganligi. Bundan keyin bu xil faoliyatlarning 2-3 oyda bir qatim o'tkazilganligi bildirildi. Faoliyat bolalarning xoshal kayfiyati bilan oyoqlashdi. 2-chi may Hikmat jamiyatining Chamlijadagi shobasi tashkillagan nashtiliq faoliyatga Nuzgum kultur va oila jamiyatidan 22 xonim qatnashgan bo'lib, Ikki jamiyat a'zolari bundan keyingi faoliyatlarda hamkorlik o'rnatish, bulibmi o'zaro hamkorlashib Sharq Turkiston da'vosini Turkiya va dunyoga tanishtirish haqida suhbatlashdi. Bugun yana Istanbul Tijorat universiteti Turk dunyosi tadqiqot birlashmasi tomonidan 2-chi navbatlik Turk dunyosi festivali o'tkazildi. Shundaqla Marmara universiteti Turk madaniyat klubi tomonidan Turklik kuni festivaliga Sharq Turkiston yangi nasl harakati a'zolari taklif bilan qatnashdi va Sharq Turkiston madaniyat tanishtirish ko'rgazmasi ochdi. 5 burjaklik bino Amerikadagi Kunzi institutlarini taqashqa qarab yo'l tutdi. Davlat manfaatini chiqish nuqtasi qilgan holda Amerika Davlat Mudofaa ministrligi buningdan keyin o'z ta'valigida Kunzi institutlarini ta'sis qilgan Amerika universitetlariga Xitoycha til programmalari uchun mablag' ajratmaydiganligini bildirdi. Xabar haftaligi to'g'rining 30 apreldagi xabarda aytilishicha Xitoy Kompartiyasi iqtisod va tashkilot jihatida
bir qolluq başqurib kelyotgan Kongzi institutları Amerikadagi ko'plagan oliy maktablarda ta'sis qilingan ekan, o'zining Xitoydagi til va madaniyat haqida bilim berishda tüplük prinsiplardan zo'r darajada chetlab ketganligi. Aksincha ular Xitoy kompartiyasi uchun Amerikada tashviqatchilik qilishda g'ayri rasmiy vazifani ijro qiluvchilardan bo'lib qolganligi 2004 yildan boshlab Amerikada paydo bo'lgan Kongzi institutları Növətdə allaqaçan 100-dən artıq ali məktəbdə təsis qılınğanlığı bildirildi. Kongzi institutlarının Amerikadakı ilmi tədqiqat mühitiyə elib kəlibatqan səlbi təsiri haqqında Xitay əməldarlarımı oxşumayan sorularda söz qılıb, bunun yumşaq güc strategiyasındakı bir mühim vasitə ikənligini, bunların Xitay mərkəzi birliksəb bölümü bilan zic həmkarlaşıb, kompartiyanın təşviqatını kətəllərə kengaytışdə mühim rol oynaydığanlığı təkidləndi. Şu sebepten 2018 yılı Amerika Federal Tekşürüş İdarası'nın başlığı Christopher Ray bu ahtaki guvalık beriş yığını da biz Kongzi İnstitutlarını yakından gözdü vatımız. Çünkü onlar Amerika'daki ilmi tetkikat erkenlikiye yüşürün tehditlerini payda kılmakta digen. Haberde eğitilişçe Amerika Devlet Meclisi ötken yılı mahsus kanun layısı makullab, öz devasıda Kongzi İnstitutları bulan Amerika Ali Mekteplerinin Xitaycı til programmalarına 5 projeklik bina meblağ berişini toxtudu da bekitken. Beşburcaklık binanın bu kararı sebeplik dastlabki kademde Minnesota Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Oregon Üniversitesi Katarlık 13 Üniversitesi'ndeki Kongzi İnstitutları takılgan. Sichuan'dan İstanbul'a ayırıplan katnışı başlandı. Xitay'nın çoğun hava yolları şirketlerden biri bolgan Sichuan Hava Yolları Türkiye'ye tunca ayırıplan seferini başıldı. Türkiye Avaz Radyos haberde bildirilmişçe 30 April Sichuan Hava Yolları müşke ayık bilen tunulgan Çingdu şehriden İstanbul'a tunca ayırıplan seferini başıldı. Cemi 254 yolcu bilen kılınan seferde şirketin mesulları mı bir gibi oldu. Tunca seferde ayırıplandı boş orun kalmadı. Sichuan Hava Yolları şirketinin jurnalda Türkiye tunuşturulgan elanlar ken orun aldı. Sichuan Hava Yolları şirketinin Airbus 330 tipli keng gavdalik ayroplan İstanbul aerodromiga atigende qo'ngandan murasim o'tkazildi. Xitoyning İstanbuldagi konsuli Suyvey ayroplanni kutib olg'ichilar ichidan o'rin oldi. Egilnicha Janubiy Hava Yolları şirketi Wuhan va Kunming shaharlaridan İstanbulga ayroplan safarlarini yo'l qo'ydi ekan. Janubiy Hava Yolları şirketining ayroplanlari hozirgacha Beijingdan İstanbulga qatnab kelmoqda. Muhim çağırıq. Hemimizgi məlum bolğandak, bütün hayatı boyunca məzlum Şərq Türkistan xalqının azadlığı üçün kürəş qılıb gəlgən Harmaz Pidakar cemaat ərbabi Abdüqadir Yapcan üstüdən İstanbul Çağlayandakı Adalet Sarayı'da 5. ayının 3. günü saat 10'da sot ecilidu. Zalim Xitay dairleri Abdüqadir Yapcan'ı birkaç türlük uğrunsuz səbsətlər bilən qarılab, Türkiye Cumhuriyeti'ki şikayet qılıb əriz sunğandakın Abdüqadir Yapcan 2.5 yıldan buyan Türkiye'de nazarat astıda turdi ve birkaç qetim sotqa elib çıkılgan bolsumu, bırak Abdüqadir Yapcan üstüde kılınan tökmetler tügümedi. Haqqaniyetinin otturgu çıkışı, adaletinin tecelli tepişi, yalgancı zalim Xitayının karıniyetinin berbat buluşu üçün bütün Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarını İstanbul Çağlayandaki sot mahkemesi aldı da etigen saat 9'da uçuruşka çakırı kılımız. Sot ekiliş vakti 2019 yılı 5. ayının 3. günü saat 10'da. Adresi İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı aldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.